Merhaba arkadaşlar, LabVIEW ikinci dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde değişken yapıları, değişkenlerdeki gösterimler gibi ifadeleri anlatacağım. Şimdi aynen birinci derste olduğu gibi bir proje oluşturacağız. Yani empty project'e bastığı zaman zaten şu ekran gelecek arkadaşlar. Empty project'ten sonra bugünkü dersimiz neydi? İkinci ders. Aslında konusu diyeyim. Yani projenin ismini ikinci ders yani şuraya. File ilk önce ne yapıyoruz? Save diyoruz. Projemizi save ediyoruz. İkinci dersimizdi. Buraya ne diyelim? Ders 2 diyelim. Arkadaşlar. Ve kaydedelim. Sonra ne yapıyorduk? Buraya bir VI oluşturuyorduk arkadaşlar. Yani bir alt bir fonksiyon oluşturuyoruz. New VI diyorum ve tekrar untitled ismi şu anda hani verilmedi. Ama ilk önce işlemlere başlamadan önce isterseniz save deyip bu VI'yi de kaydetmek için main diyelim asıl. Ya bunların hepsini main neden dediği bize, ondan sonra neden proje oluşturduğumuzu anlatayım. Şimdi arkadaşlar normalde bu projeyi oluşturmamızın asıl nedeni ne biliyor musunuz? Şunu bir kaydedeyim de. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü bir main VI var. Yarın öbür gün işte aritmetik VI, ondan sonra cimzo koşu VI gibi yapılar oluşturacağız ve bu yapılar VI'leri birbirlerinin içerisinde kullanmaya başlayacağız. Main'in içerisinde işte. Ve aynı zamanda şurada boot specification diye bakın. Yani boot specification ne biliyor musunuz? Exe oluşturuyorsunuz. Programın exe'sini. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda zaten bunu da anlatacağım. Ama eğer siz project değil de direkt blank VI derseniz burada exe'sini bu işin oluşturamaz. Onun için her zaman ve her zaman bütün programlarda projeden yola çıkarak gidin arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde şuraya gene tekrardan top left diyelim ve değişken yapılarını görelim. Şimdi değişkenlerimiz arkadaşlar birincisi neydi? Şu numerik kontrol yani girdiğimiz numerik çıktığımız neydi? İndikatördü arkadaşlar. Ondan sonra nedir? Bir diğeri boolean'lar arkadaşlar. Mesela hangisini seçelim? Şuna gelelim. Ondan sonra çıktığımızda ne olacak? Boolean'da led'imiz olacak arkadaşlar. Sadece burada tipleri göstereceğim. Ondan sonra arkadaşlar nelerimiz var? String yapımız var. String control ve string nerede diyor? String indikatör. Şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka bir yapımız var mı? Ha, mesela array'ler var. Şöyle. Ama hani bunu sonra ileriki derslerde anlatacağız. Neyse bunu sileyim. Tamam. Aslında temel anlamda 3 tane değişik bir değişkenimiz var. Burada temelimizde. Şimdi şunları arkadaşlar birbirleriyle de isterseniz hizalayabilirsiniz. Hani öyle manuel şunu şöyle şöyle çekmektense arkadaşlar şunu şöyle grup olarak seçiyorsunuz ve diyorsunuz ki işte vertical gap ondan sonra sınırına göre mi yoksa merkezine göre ben merkezime göre yapayım. Gördüğünüz gibi otomatik kendisi yerleştiriyor. Şöyle isterseniz bu biraz sık şey oldu da şöyle yapalım. Bunu da aynı şekilde left'e dayayalım. Yani bu şekilde hani şuradaki gördüğünüz gibi align object diyor. Align dediğimiz zaten şey arkadaşlar hizalama anlamına geliyor. Yani Word'de falan çok denk gelmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar değişkenlerimiz bunlar. Şöyle şey yapalım. Ayıralım. Şunları da şöyle bir hizalayalım arkadaşlar. Merkez. Şu merkezine göre hizalayalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi numerik bir yer var. Mesela şurada altında görüyorsunuz double diyor. Ve ben şuradan properties'den seçiyorum. Ya bunu isterseniz properties'den double değil. Yani double hani C'de vardı ya. 4 byte'lık kısım. Bunu burada arkadaşlar direkt yani integer işte şey hepsini belirleyebiliriz. Mesela ne yaptık? Properties dedik. Data type dedik. Gördüğünüz gibi bakın da double diyor. İşte buradan seçiyorsunuz işte. Yapacağınız işlemleri. Unsigned 8 bitlik.
işte 16 bitlik, 32 bitlik, 64 bitlik, ondan sonra integer 8 bitlik, 16, 32, 64. Ondan sonra da extent precision dediği de şey arkadaşlar, bilimsel gösterim ya da double. Mesela ben ne yapayım bunu? Mesela integer yapabiliyorum. Mesela gördüğünüz, bakın ne diyor? Value and data entry type have changed diyor. Yani data tipi değişti. Gördüğünüz gibi integer yapabildim. Ondan sonra stringlerimiz var. Bu stringlerimiz de arkadaşlar bir sürü tabii stringin fonksiyonları var. Temel anlamda şöyle bir bakalım stringde neler var. Burada da arkadaşlar kendiniz işte hexadecimal password şeklinde yazabilirsiniz. Mesela password işaretliyorsunuz display stilini arkadaşlar. Geldim. Mesela pardon. Gördüğünüz gibi password şeklinde yani yıldız yıldız yazıyor arkadaşlar otomatik olarak. Ben gene data tipini değiştireyim. Kendimize uygun hale getirelim. Ben normal diyeyim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada stringlerde mesela fonksiyonlar var. Hani açıkçası. Onları da şimdi ya bir sonraki derste anlatırım. Şimdi burada bir bağlayalım bakalım şunları tekrardan. Yapalım şöyle. 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 Şimdi boolean neydi? İşte 1-0 ile çalışıyor. True ise let yanacak. False ise yanmayacak. String'de de girdiğimiz gibi burada değerlerimizi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu gelelim. Continuous yapalım ki sürekli değişikliklerimizi görelim arkadaşlar. Şuna 10 diyelim. Gördüğünüz gibi 10. Ondan sonra boolean true olduğu zaman zaten otomatik olarak led yanıyor zaten. Arka planındaki programın bu hazır gelen bir şey. String'de de ne yazalım mesela? Electrolog nokta blok diyelim mesela. Gördüğünüz gibi direkt karşı tarafa string'i yazdım. Şimdi numerik olarak şöyle bir bakalım. Mesela ben bunu extent precision diye işaretlersem arkadaşlar şöyle pardon şuradan gireceğim bunu bilimsel olarak işaretleyeyim. Bir de bazı noktalarda da bilimsel olarak da görmek istediğiniz kısımlar olabilir. Şurada gördüğünüz gibi scientific diyor. Yani sonra SI notation işte absolute relief time gibi ama biz scientific işaretleyelim. Ve gördüğünüz gibi onu ne yaptı? 1 artı 1 hani C programlamada E neydi? 10'du arkadaşlar. Ve bu 1 çarpı 10 üzeri 1 yani 10 olarak gösteriyor. Şuradan bir daha bir yaparsak mesela 100 yapalım. Bakın 100 ne olacak? 10 üzeri 2 gördüğünüz gibi. 10.000 yapalım. 1 çarpı 10 üzeri 4. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde de bazen hani bilimsel kısımları da bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Değişken yapılarımızda aslında temel anlamda atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Şu anda yok gibi. Bir de arkadaşlar şey de yapabiliyorsunuz. Onu bir dakika ya hatırladığım kadarıyla CTRLF miydi? N miydi ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan navigasyonda CTRL Shift N ile navigasyonu açabiliyorsunuz. Bakın yani seçtiğiniz kısmın navigasyonunu açabiliyor. Yani siz mesela burada bir sürü değişkeniniz var blok diyagramda ve sizin bu diyagramda nereye gittiğini, değişkenin nerede olduğunu direkt bu navigasyondan bulabilirsiniz. Mesela bir örnek yapayım. Bir dakika. Şunu da şöyle atalım. Hemen şu bloğumuzu seçtik. CTRL ne? Gördünüz mü bakın? Yani ben 40 saat burada aramıyorum. Ha, demek ki navigasyon burada. Yani değişkenimiz burada deyip direkt seçerek gidebiliyorum. Şimdi bunu tam anlamak için arkadaşlar şunu şöyle seçiyorum. Bakın şimdi. Şimdi anlayacaksınız. Mesela şuraya bırakalım. Yani siz gittiniz. Bu numarayı aldınız. Bu da rastgele bir yerde açtı arkadaşlar. Ve ben bunu bulmak istiyorum. CTRL Shift ne diyor? Gördüğünüz gibi navigasyonda değişkenlerim diğer üstte, diğer küçüğüm ise burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde de
arkadaşlar navigasyonu da büyütürsek gördüğünüz gibi gidebiliyorsunuz. Yani bulabiliyorsunuz. Bu da yani çok büyük böyle projelerde falan değişkenlerin nerede olduğunu bulabilmek için arkadaşlar çok önemli bir özellik. Başka yani şu anda değişkenlerimizden anlatacağım açıkçası bu kadar. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı? Stringler, numerikler, ondan sonra evet şimdilik yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.